Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Yaz kampları birçok ülkede oldukça popüler tatil seçeneklerinden biri. Dinlenme ve eğlenmenin yanı sıra birçoğu kampa katılanların beyinlerini çalıştırarak kendilerini geliştirme imkanları da sunuyor. Bunu sağlayan bazı kampları ziyaret ettik. Dinozorları takip etmeye ne dersiniz? Bu çok ilginç bir konu ama bilim derslerini hayatın içine katmak için harika bir yol olmaz mı? Sıradaki haberimiz Amerika'da tam da bunu yapan bir yaz kampından. İzleyelim. Bu çocuklar 100 milyon yıl öncesinden kalan dinozor izlerini takip ediyor. Colorado eyaletinde Rocky Dağları'nın eteklerindeki bu bölge bir zamanlar deniz kenarıymış. Paleontoloji kampı üyeleri dinozorların boyunu hesaplamak için ayak izlerini ölçüyor. Daha sonra da adımlar arasındaki mesafeye bakarak koştuğunu mu yoksa yürüdüğünü mü anlamaya çalışıyor. Bu aktivite çocukların hayal dünyalarında kendilerini iguanodon dinozorunun yanına koymalarını sağlıyor. Tarihe dokunur gibi hissediyorsunuz. Ayrıca 100 milyon yıl geçmesine rağmen bu izlerin hala orada olması da muhteşem bir şey. Bir dağ eteğinde kurulan Dinosaur Ridge öğrenmeyi bir macera haline getiriyor. Aktivitelerin çoğu kamp atmosferi oluşturmak için açık havada yapılıyor. Ama etkinlikler zihinleri de geliştiriyor. Burada 150 milyon yıllık gerçek dinozor kemiklerini görebilir ve onlara dokunabilirsiniz. Rocky Dağları'nın eteklerindeki eski bir plajdaki gerçek ayak izlerini inceleyebilirsiniz. Böyle bir heyecanı, keşif duygusunu erken yaşlarda tecrübe etmek önemli. Çünkü bu duygulara hayatları boyunca ihtiyaçları olacak. Çocuklar ilk Stegosaurus'un 1877'de bulunduğu bölgede kayalarda fosilleşmiş olarak bulunan kemikleri ölçüp çizebiliyorlar. Kampa katılanlar bir Allosaurus'un kürek kemiğine dokunmanın bütün diğer tatil alternatiflerinin ötesinde bir duygu olduğunu belirtiyor. Evde oturup televizyon izlemek ve sıkılmak gibi değil. Kampta olmak ve ilginç şeyler öğrenmek gerçekten eğlenceli. Çocuklar her gün farklı kazı yerlerini ziyaret edip jeoloji ve dinozorlar hakkında yeni şeyler öğreniyor. Tyrannosaurus Rex'in model kafatası müzedeki en çok ziyaret edilen parça. Bu dev etoburu kafalarında şekillendirebilen çocukların bir kısmı büyüdüklerinde geçmişi araştırmaya karar veriyor. Jeoloji ile çok ilgiliyim ve paleontoloji okumak istiyorum. Bence burası çok eğlenceli bir kamp. Bu aktivitede çocuklar T-Rex dişi gibi şeylerin kalıbını yapıp alçıyla dolduruyor. Bu sayede fosillerin nasıl oluştuğunu ve kalıpların nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Aileler çocuklarının kamptan son derece mutlu döndüklerini belirtiyor. Yaparak, görerek, dokunarak, hissederek öğreniyorlar. Bir sınıfta dinlemekle sınırlı kalmıyorlar. Bu tür kamplar onların bilimle haşır neşir olması için bir fırsat. Oynayıp eğlenirken öğreniyorlar da. Günün sonunda çocuklar kendi yaptıkları fosilleri sergiliyor. Ayrıca bu fosilleri hatıra olarak evlerine de götürebiliyorlar. Bugünün favorisi ise tarih öncesi dışkı. Biraz tuhaf ama o kadar ilginç bir konu daha. İtalyan mafyasının el konulan mülklerini inceleyerek hukuk dünyasını keşfetmeye ne dersiniz? Kampın amacı genç zihinlere bu yerlerin iyi bir amaç için kullanılabileceğini göstermek. Burası bir zamanlar İtalya'nın güneyindeki Napoli şehri civarında aktif olan Camorra mafyasının liderlerinden Michele Zaza'ya ait. Zaza 1960 ve 70'li yıllarda burada uluslararası uyuşturucu ve tütün kaçakçılığı trafiğini yönetti. Tesise 2009 yılında devlet tarafından el kondu ve şu an bir mandıra olarak faaliyet gösteriyor. 1995 yılında mafya ve organize suçlarla mücadele etmek isteyen 1200 dernek tarafından kurulan Libera bugün burada bir kamp organize ediyor. Volturno Kalesi'nde öğrenciler Buffalo Mozzarella'sının yapılışını öğreniyor. Bu peynirlerin İtalya'nın en iyisi olduğu söyleniyor. Çünkü tadına adalet de katılıyor. Bu binaya 1994'te mafya tarafından öldürülen rahip Pepe Diana'yı onurlandırmak için onun adı verilmiş. Okullarda yaptığımız eğitimler ve projeler bizim için hayati öneme sahip. Yaz kampları da bu kültürü yaygınlaştırmak için bir fırsat.
Bu yıl 10 binden fazla genç yaz tatillerinin bir kısmını mafyanın el konulan mülklerindeki aktivitelere katılarak geçirmeye karar verdi. 1995 yılında Libera 1 milyondan fazla imza toplayarak el konulan mülklerin sosyal kullanıma açılması için bir tasarıyı parlamentodan geçirmeyi başarmış. Bu tesislerde zeytinyağı, makarna, şarap gibi yerel ürünler özgür topraklar anlamına gelen Libera Terra markasıyla üretiliyor. İtalya'da okullardaki en büyük sorunlardan biri öğretilen bilgilerin gerçek hayattaki pratik uygulamalarını göremememiz. Buradaysa tam aksine sosyal hayat gibi konularda öğrendiğim her şeyi kullanıyorum. Gerçeklerle, bu toprakların korunması için hayatlarını feda edenlerle birebir temas kuruyoruz. San Cipriano da Versa'da el konulan başka bir mülkte öğrenciler rahip Pepe Diana'nın öldürüldüğü sırada belediye başkanı olan Renato Natale ile bir araya geliyor. Bu Libera'nın yaz kamplarındaki vatandaşlık derslerinden birisi. Amacı sorumlu yurttaşlık bilincini, organize suçlara karşı farkındalığı ve yasalara saygıyı arttırmak. Yıllarca kan dökülen bu yerlerde Libera her hafta 90 civarında öğrenciye düzenlediği kamplarla toprakların ortak bir şekilde işlenmesini sağlıyor. What about time travel? Peki zamanda yolculuğa ne dersiniz? Bu mümkün olmasa da çocuklara tarihi anlatmak için mükemmel bir yol. Ukrayna'daki bu girişim gibi projeler gençlere doğayı incelemeleri için ona benzer ortamlar oluşturuyor. Burası Kosakların ana vatanı Çerkasy Oblast'ı. Bu yaz kampında çocuklar 14. ve 17. yüzyıllar arasında Ukrayna ve Rusya'nın tarihinde önemli bir rol oynayan bu Doğu Slav toplumunu tanıma fırsatı yakalıyor. Özel Kosak tekneleri ve geleneksel kıyafetleriyle göçebe hayatı yaşıyorlar. Kampın amacı çocukları tüm spor ve açık hava aktiviteleriyle tanıştırmak ama aynı zamanda ülkenin tarihi ve kültürü hakkında da bilgilendirmek. Hem de katı bir disiplinle. Okçuluk, binicilik, yelkencilik ve doğa yürüyüşü dersleri veriyoruz. Çocukların geleneksel Kosak tarzıyla yapabilecekleri çok sayıda aktivite sunuyoruz. Türk karakolu dediğimiz zorlayıcı bir kursumuz da var. Burada çocuklar hızlarını, çevikliklerini, yeteneklerini sonuna kadar zorlarken Kosak hareketinin tarihini de öğreniyorlar. Çocukların çoğu geleneksel şarkıları da öğreniyor. Her yaş grubu için ayrı bir aktivite planı hazırlanmış. Kamp çalışanları arasında ise katı bir hiyerarşi var. Bu sayede Kosak ordusundaki rütbeler yansıtılmak istenmiş. Eğitmenler geleceğin savaşçılarına katı bir disiplin aşılamaya çalışıyor. Çocuklar saat 7'de kalkıp sabah sporuna katılmak zorunda. Daha sonra ise boş vakitlerini diledikleri gibi değerlendirebiliyorlar. Diğer sportif aktivitelerin yanında el işlerini de öğretiyoruz. Kadınların bu tür şeylere doğal bir yatkınlığı var. Ama yine de eğitime ve gelişime ihtiyaç duyuyorlar. Takılar, organik, kozmetik ürünler ve oyuncaklar yapıyoruz. Kendinize ve saç stilinize bakmayı öğrenmek de en az ateş etmeyi ve ata binmeyi öğrenmek kadar önemli. Kılıç kullanma Kosakların en önemli yeteneklerinden birisi ve bu konuyla ilgili çok sayıda ders veriliyor. Fakat buna ek olarak çocuklar pusula olmadan yön tayini, çakmak olmadan ateş yakma ve teknenin altında yüzme gibi pratik hayatta kalma dersleri de alıyorlar. Ukrayna'nın tarihini, efsanelerini öğrenerek büyüdüm. Ülkemi tüm kalbimle seviyorum ve buraya da ruhumu güçlendirmek için geldim. Açık havada yemek pişirme de genç Kosaklara verilen temel eğitimlerden birisi. Tabii ki her gün değil. Gördüğünüz gibi kumsalda uzanmak dışında da çok sayıda tatil alternatifi bulunuyor. Tatiliniz eğlenceli miydi? Neler öğrendiniz? İlginç bir yaz kampına mı katıldınız? Bu yaz ailenizin ne yaptığını bizimle paylaşın. Şimdilik hoşça kalın.
Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.